Bilal Bey'le bu camiye ilk defa gelen epeyce arkadaş var galiba. Aşina olmadığımız. Gelişinizi, gidişinizi Cenab-ı Hak hayır eylesin inşallah. Evet, Beyler Bey'i camiden kısaca hem bilgimiz olsun hem buradaki biz kapılardaki yazıları okusak bize nasihat olarak yeter. Gelen arkadaşlar, dostlar olduğu zaman ben genelde hem camimizi tanıtmış oluyorum hem de böyle camideki o kapılardaki ikaz yazıları, o ayetler kısadan bahsedildiği zaman zaten bir insana yetebilecek kadar, hayatına yön verecek kadar böyle nasihatlerle dolu. Evet, Beylerbeyi Boğaz'ın en güzel semtlerinden bir tanesi biliyorsunuz. İstanbul dünyanın en güzel bir şehri dersek hiç hata etmemiş oluruz. Peygamberin metine mazhar olmuş, o sözün sahibi olan ve o söz uğrunda, o hadis-i şerif uğrunda nice kereler kuşatılıp alınmaya çalışılan bu güzel şehir ve bu güzel şehrin en güzel yeri de şüphesiz Boğaz. Boğaz'ın en güzel yerlerinden bir tanesi Beylerbeyi. Hiç abartmıyorum ha. Çünkü siz bilirsiniz Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye hep övünerek söylerdim sözü. Bu söz Beylerbeyi için söylenmiş bir sözdür. Beylerbeyi İstanbul'un diğer semtlerinden istisnai olarak, ayrı olarak her semtte ne vardır? Müslüm, gayrimüslim beraber yaşamıştır. Kuzguncu'ya gidersiniz, Kuzguncuk gayrimüslim mahallesidir. Yani eski, sadece gayrimüslimler kalmış. Ama diğerlerine gidiyorsunuz, diğerlerinde hep kiliseyle, camiyle iç içe yaşanmış bir şeydir, şehirdir burası. Kuzguncuk gayrimüslim mahallesi, Beylerbeyi Müslüman mahallesi. Onun için burası. Buranın ayrı bir özelliği de var. Caminin olduğu yere baktığımız zaman İstanbul'u da çok güzel gören noktalardan bir tanesi. Hem bir taraftan bakarsınız, yani İstanbul'un gerdanlıkları olan köprüleri bütün görürsünüz. Üçüncü köprünün direğine kadar görünür. Bir tarafta İstanbul'un o girerken o bekçilerden bir tanesi olan Yuşa Aleyhisselam'ın o bulunmuş olduğu, kabrinin bulunmuş olduğu Yuşa Tepesi'ni görürsünüz. Oradan diğer taraftan İstanbul'u görürsünüz. Böyle güzel bir semttir aynı zamanda. Beylerbeyi'nin bu özelliğiyle beraber tabii dünyaya bakan tarafı burası. Yani çok güzel manzarası vardır, seyri vardır. Kapıyı açtığınız zaman deniz, deryadır, güzel görünür. Ama bu güzelliği tabii bize ikaz eden o tarafa baktığımız zaman insan ne yapar? İnsanın özelliğidir. Hep dünyaya yönelik böyle. Çünkü içinden insanın Allah onu atmış. Atmamış olsaydı herhalde bu dünyada insan enteresan bir varlık olurdu. Belki hani bağışlayın. Nasıl bazı canlılar vardır koala gibi artık günde yarım metre yer gidecek olduğu yerde her şey ayağına gelecek onun. Böyle bir şey. İnsan işte böyle bir şey değil. İnsanın içinde bir motor var. Allah insanın içine bir şey koymuş. Bir heyecan koymuş, bir can koymuş. Onunla beraber bazen ekmek peşinde, bazen işte sadece ekmek peşinde değil, işte başkalarına menfaatler peşinde, kimileri o hırsın peşinde, kimileri bu hırsın peşinde, makamın, mevkiin, efendim onun bunun peşinde koşturan bir varlık haline gelmiş. Cenab-ı Hak da zıvanadan çıkmasın diye, istikametini şaşmasın diye, terazinin, kantarın ölçüsünü kaçırmasın diye de Allah kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş, bize ikazlar yapmış. Bu tarafı şöyle açtığımız zaman bu bizim hep aradığımız şey bu. Ne arıyoruz? İşte cenneti dünyada arıyoruz aslında. Cennet bu dünyada olsun, bu dünyada kavuşalım diye istiyoruz ama bunlar yalancı dünya. Yalancı cennet. Ne görürseniz görün. Kapıyı açtığınızda gördüğünüz her şey yalılarıyla, deniziyle, gemileriyle hepsi yalancı. İnanın yalancı. Ben burada 15-16 senedir burada duruyorum. Dışarıdakiler ben ne güzel ya burada iyi. İnsanlar cenneti yaşıyor diyorlar. İnanın değil. Burada bir gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün hani bir ay, 2 ay belki keyif alırsınız. Ondan sonra size sıradan gelmeye başlar. İçinizde böyle bir bıkkınlık yok olduğu zaman anlarsınız nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu. Onun için anlıyorsunuz ki burası benim için değil. O bakılmayacak, usanılmayacak. İçildiği zaman Allah'ın o içkilerinden, cennetin
seçildiği zaman insana rahatsızlık vermeyecek. Seyredildiği zaman seyri doyumsuz olacak. Buradaki gibi doyulacak bir şey olmayacak. Ondan dolayı da zaten bakın mihrabımızın üzerinde bizim camimiz 1776 yapımı 1. Abdülhamit Han eseridir. Annesi Rabia Sultan adına yaptırmış, vakfetmiştir. Mimarı Tahir Ağa'dır. Karşıda işte Dolmabahçe ve Ortaköy camilerini yapan Balyan kardeşlere mukabil böyle hakikaten dirayetli bir Osmanlı mimarıdır aynı zamanda Tahir Ağa. Defterdar Tahir Ağa eserleri Beylerbeyi Camii, 1. Ordu'nun yanındaki Selimiye'deki Selimiye Camii, Harem'deki küçük o Harem Mescidi, Ayazma Camii, Laleli Camii ve Fatih Camii. Bak Fatih Camii eski bir eserdir değil mi? Tabii kafada oturmuyor bir anda. Fatih'in yaptırmış olduğu camiyle Tahir Ağa'nın ne işi var? Depremde Fatih Camii yıkıldıktan sonra temelden tekrar yapılma şerefi bu caminin mimarı Tahir Ağa'ya nasip olmuştur. Tahir Ağa aynı zamanda işte iyi bir Osmanlı mimarıdır. Hem öyle bir eser bırakmış hem de bunun gibi barok eserler yapmıştır. Son dönemde işte farklı mimari tarzda eserlerden bir tanesidir Beylerbeyi Camii. Bu eseri yapmıştır 1776 yılında. Caminin olduğu yerde bir saray varmış, İstavros Sarayı. Eskiden kalan bir saray. O sarayın kalıntıları üzerinde yapılmış. Devşirme malzemeler kullanılmış. İçindeki çinileri bile camiden daha yaşlı çiniler. Başka yerden getirilir. Buraya uyarlanmış çiniler. Yukarıda en üstte yuvarlak olan o şeyde İhlas Suresi yazılı. Onun altında da külle men dekale aleyhe zekeriyyen mihrab yazar. Meryem validemizle alakalı bir ayettir. O mihrab kim? Mihrab kelimesi. Geçtiği için oraya bu mihraplara genelde yazılan ayet-i kerimedir o. Fakat bir tarafta da şunu görürsünüz çoğu yerde. Fevelli ve çeke şetral mescidil haram. Mescidi harama yüzünü dön ayet-i kerimesini görürsünüz. O ayet buradan tam ters taraftadır. Mihrabın üzerinde değil. Mihrabın ters tarafı neresi? İşte o caminin dünyaya bakan tarafı. Caminin boğaza bakan tarafı. Caminin İstanbul'a bakan tarafı. Caminin belki dünyalık açısından en güzel tarafı. Burada açılışta reisi cumhurumuz geldiği zaman şu kapıyı da bir açın bakalım dedi. Ondan sonra açtılar tabii böyle dedi. İşte manzara dedi, böyle bir yere yapmışlar. Niye yapmışlar? Çünkü bizim medeniyetimiz bu. Yapmamış olsalardı burada yalılar olurdu. Yapmışlar ki medeniyet olmuş. Yapmışlar ki bir semte gelmişler ki önce en güzel yere cami yeridir diye cami yapmışlar. Cami yerini en güzel yere ayırmışlar. Evlerini yapmışlar ama camilerini de beraber yapmışlar. Mescitlerini de beraber yapmışlar. Burası da bu semtin en güzel yeridir. En güzel yerine bu mescidini yapmış. Sarayların yanında aynı zamanda saray camidir. Sarayların ihtişamından alçak olmasın diye hep Beylerbeyi Sarayı'nın yanında Beylerbeyi Camii, Dolmabahçe Sarayı'nın yanında Dolmabahçe Camii, Çırağan Sarayları'nın yanında Ortaköy Camisi hep bu medeniyeti oluşturan, bizim kubbemizi oluşturan şey camidir. Camilerin kubbeleri adeta bu milletin böyle kubbesini oluşturan, çatısını oluşturan hakikattir. Bizim ortak noktamızdır, olmazsa olmazımızdır. Olmadığı zaman bizim yok olmamızdır. İstanbul'dan camileri kaldırdığınız zaman İstanbul'un manasını İstanbul yitirir, özelliğini kaybeder. Başka bir şehir olur. Onun için bu şehrin kimlikleridir bunlar. Bu kimliği olan caminin banisi işte 1. Abdülhamit Han, mimarı Tahir Ağa'dır ve onlar yaparken o tarafa yönelik bakanlara karşılık o ayeti kerimeyi, mihrabın üzerinde olan ayeti Fevelli ve Çekil Şefra Mescidil Haram tam arka giriş kapısının üzerinden nakşetmişler. Yüzünü Mescid-i Haram'a dön. Bu taraf yalancı dünya. Öbür taraf senin yalancı dünya. Bu aldatmasın seni, kandırmasın seni. Onun için oraya o yazıyı işlemiş ki padişah geldiği zaman kendi yukarıda has odasında namazını bile kılarken innel izzeti lillahi cemiya izzet ve şeref külliyen Allah'a mahsustur diyerek de kendisinin tevazuunu
alçak gönüllülüğünü yahut da hani toplumun içinde kendisine işte paralı adamlar tutup bağırmadan böyle konuşuyor tabii birisi. Birisi de çıkıyor, hoca efendi sen işte şöyle yapmadın mı filan diye hocaya laflar söylüyor. Padişaha laf söylüyor. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diyor. Toplumun içinde. Niçin? Adeta yüzüne işte yumurta attırırcasına böyle bir şey. Para tutup kendisini insanların içinde aman gururlanmayayım, aman mağrur olmayayım diye. Aman aman sakın ha. Ne vardı hani uyan ey gözlerim gafletten uyan. Bir sabah namazına gelmedim diye, kalkamadım diye. Padişah bir sabah namazına kalkamadım diye Sultan Murat. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in hasta canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Benim Murat kulum suçumu affet diyor. Suçum bağışlayıp günahım refet. Günahımı kaldır Allah'ım diyor. Habibin sancağı altında haşret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan diyor. İşte böyle kendi odasında bile izzet ve şeref Allah'a mahsustur diye kıbleye döndüğü zaman bile kendisini yalnız bırakmıyor. O ayeti kerimeyi ikaz ediyor. O ikazlarla dolu olan bu camideki, bu mabetteki işte yazılardan bir tanesi فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Rabbini daima secde edenlerden ol. Tesbih edenlerden ol. Ayeti kerimesi orada وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etmeye devam et. Dünyadan fayda yok. Dünyanın her şeyi gelip geçicidir. Acıları da gelip geçicidir. Zevkleri de gelip geçicidir. Hiçbir gece yok ki sabahı olmasın. Hiçbir sabah yok ki akşamı olmasın. Hiçbir ticaret yok ki her anı kar olsun. Sadece Müslümanın hayatından başka, Müslümanın yaşantısından başka hiçbir ticaret yok ki devamlı kar olsun. Peygamberimiz onun için Müslümanın haline şaşırır diyor. Her şeyi kardır. Bela musibet gelir, dayanır, kar eder. İbadet eder, kar eder. Onun için Müslüman her daim ibadet halindedir. Muhterem kardeşlerim, ölür işte şehit olur, kalır gazi olur. Diğerine de dava şehidi derler. Öyle, öyle şerefsizce, öyle planlarla, desiselerle insanlar kandırılır, sen de dava şehidi olacaksın. Ne şehidi? Şehitlik, Müslümanı Allah'ın vermiş olduğu bir payedir, bir makamdır, mevkidir. Batılın şehidi mi olurmuş? Batılın gideni bundan gider, buradan gider. Onları işte onunla kandırırlar ancak. Muhterem kardeşlerim, işte bugün bu caminin dışındaydık. Böyle bir cami bizim medeniyetimizi oluşturan mabetlerden bir tanesi. Beylerbeyi Camii, Hamidi Evvel Camii. Bu caminin içinde bu akşam işte tesbihatla beraber de camimizin kubbesinde aynı zamanda yazılı olan Esma-ül Hüsna'nın gölgesinde en üstte kubbenin en ucundaki Ya mücibet davat, ey duaları kabul eden, dualarımızı kabul et diye. Ya kaldıya hacat, ey ihtiyaçlara cevap veren, bizler muhtacı sen benisin dedik. Ya rafiat derecat, ya Rabbi bu dünya, hakikaten dünya alçak anlamına gelen bu yaşadığımız alem, yaşadığımız dünya, bizim değerimizi düşürse de ya Rabbi sen değerimize değer katansın, sen bizim derecelerimizi yükselt diye dualar ettik. Orada duaya yönelik olan Esma-ül Hüsna'dan 4 tane işte Esma-ül Hüsna oraya nakledilmiş. Bu mabet altında yapmış olduğumuz dualarımızı Mevla kabul eylesin. Allah içinizde olanlara hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkımızda Mevla takdir ettiklerine gönlümüzü razı eylesin. Allah bütün ölmüşlerimize gani ve rahmet, kalanlara sıhhat ve selamet nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.